bilmelisin ki sonsuzluk, bir tane başıma geçeni fiilen yapayım bu sabah. Bak size malzeme olarak kullanayım. Allah bu tür şeyleri bence beni yaşatıyor ki size malzeme olsun. Sabah kalktım, teşvik için değil, o hem teşvik hem de olmuş. Sabah gece kalktığım zaman namaz, sabah vakti gelmemişti. Biraz Kur'an okudum. Ondan sonra sabah vakti geldi, beraber malum namaz kıldık. Sonra geçtim odama, cüzümü bitirdim. Tam bitmemişti, cüzüm bitti. Ondan sonra mekruh vakit bitti, dedim 5-10 dakika yatayım. Yattım, kalktım, Yusuf tecrübeniz olsun. Kalktım, insanın en psikolojisi ağır olduğu, en böyle çıkmazlar böyle gergin olduğu an sabah kalktığı zamandır. Kalktım. Ama bugünkü gibi de zor olmuştu. Böyle baktım bir sıkıntı, kaos başladı yani. Kastı beni yani. Göğsümü böyle sıkıntı. Döndüm, bundan sordum. Neyin nesisin sen dedim. Yani niye varsın? Ne? Nedir bu yani? Niyesin yani? Sen kimsin? Sıkıntı elva habisedir. Sen neyin nesisin? Ne aktif etti seni? Nesin yani? Ne yaptım da sen aktif oldun? Ondan sonra hiç ses yok. Nasıl kurtuldun biliyor musun Abdülkadir? Böyle durdum, gitmiyor. Sonra dedim ya ben bugün cüzümü okudum dedim ya. Allah Allah. Cüzümü okudum deyince düşüncem cüzüme gitti. Bir cüz okudum. Allah inandırsın. Şak diye peniri keser gibi her tarafım aydınlandı. Şak diye gitti. Şimdi anlatacağım. Cüz okudum deyince niye gitti? Ha, ve nunzilu minel Kur'an ma ve şifa ve rahmeti lil müminin ve la yezidu zalimin illa hasara. Şimdi Kur'an niye müminlere şifadır? Şimdi Kur'an'ı sakın o önümüzdeki kitaba demeyin, sayfadır. Okuduğumun şuuru kaybolunca dosyam kayboldu. Memur bulamıyordu dosyayı. Hemen hatırıma getirdim. Hatırıma getirince o okudum, Kur'an aktif oldu o zaman. Neyi hatıra getirirseniz o aktif olur. Ama hak ama batıl. Ben Kur'an'ımı okudum cüzümü dediğim anda okudum aktif oldu. Kablo artı eksi kutup devre bak tamamladı şak diye elektrik geçti. Okudum. Batılı da yapsa ya o sıkıntı var. Ya Allah Allah dün akşam YouTube'da şunu izlemiştim ama daha beter olacak. O aktif olacak. Neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız, o sizde aktif oluyor, ona dönüşüyorsunuz ve o oluyorsunuz. Vallahi bugün, ben Kur'an'ı okudum dedim ya, tak ona böyle saniye, 10 saniye, şöyle bak gidiyorum. Ona böyle bir bağlandım, cüzümü okudum dedim ya. Okun, şak diye neredeydi o? O sıkıntı, Rabbim ki kendisi yok. Hemen okuduma bağlandım, okudum aktif oldu. Onun keyfini yaşadım. Belki yarım saat, 45 dakika ne bileyim, 30 dakika mı, 25 dakika cüzü okudum. Ama onun bereketiyle şimdi diyelim 45 dakika, tam 4 saat keyif alacağım. 45 dakika verdim, en az hala üzerimde, en az 5 saat ondan keyif alacağım. Veriyorum 45 dakikayı cüzümü okuyorum, 5 saat alıyorum. Bile en az. Allah öyle vaat ettiği için söylüyorum. Bana bir adım atarsanız ben en az 10 adım gelir. Ben 40 dakika verdim diyeyim. Vallahi 4 saatini alırım. Allah vaat etti. Ben 4 saat keyfini sürerim o 40 dakikanın. İkinden sonra biraz da sıkıntı olursa Murat bir Hizbul Kur'an'ı da gönderirim. Bir Hizbul Kur'an 2,5-3 sayfa. Her gün 30'a bölersen 3 sayfam okudum. Vallahi 3 saatte ondan alırım. Geç, bu günü bitirdim. Hayal bu kadar. Ama ben bile bu kadar psikoloji ve serbest bölgeyle meşgul olduğum halde vallahi Hizbul Kur'an ve Kur'an ve Hizbul Kur'an aynı okumasam hayal o günüm gün değil. İtimat et bana. Bilgi ışık oluyor da fakat Kur'an nur oluyor. İçindeki zulmet, karanlık yok oluyor. Başka mümkün değil. Kur'ansız bulamazsınız. Ben bulamadım. Bulan varsa bana da göstersin. Abi dün akşamki geçerli mi? Hani dedin ya mesela sabah cüz okudum diye. Şey düşündüm ya ben mesela sabah okumadım. Sabah kalktım kötüyüm. Ben dün akşam yapmadan 10 saat Facebook Kur'an okudum desem de olur mu? Aynısı? Olur ama o kaç saat geçmişse ha, o kadar kalitesi düşük olur. Yakın olursa tarih
Mesela bir sene önce yediğin bir yemek, şimdi hatırlatsan ne kadar istersin? Dün yemiştin aynısını. Aynı yemeği şimdi hatırlasan iştahın ne kadar olur? Bir gün önce yediğine iştah, aynı yemeği bir sene önce yemiş olsaydın iştahın daha şiddetli olurdu. Bildiğin asadan örnek verdim.